Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, maalesef geçenlerde videosunu çektiğimiz olay artık bizim de başımıza geldi. Hani söylemiştik ya, bir salgın hastalık var ortada kuşlar üzerine dedim. Bu Facebook gruplarında takip ettiğim gönderiler falan var demiştim. Hani toplu ölümler oluyor, yuvada yavru ölümleri olsun, ağaç ölümleri olsun. Onlar başladı diye video çekmiştim arkadaşlar. Sıra bize de geldi. Şüphelendiğim şeyi o zaman da söyledim, şimdi de söyleyeceğim. Neden şüpheleniyorum? Hala da aynı şeyden şüpheleniyorum. Yemden şüpheleniyorum arkadaşlar. Çünkü yeni yem aldım. 10 gün falan oldu daha yemi açalı. Ben bir de açık yem almam. Kapalı çuval yem alırım arkadaşlar. Böyle kartonlu çuvallar oluyor. Normal çuval da değil. Markalı yani bayağı pahalı bir yemlerden. Normal ucuz yemlerden değil arkadaşlar. Yemi aldık. 10 gün oldu daha açalı ama yemde kurtlanma var arkadaşlar. Hani tarihine bakıyorum. Son kullanma tarihi oluyor yemlerinde bu arada, onu da söyleyeyim. Tarihine bakıyorum. Tarih de yeni ama yemde bir kurtlanma var. Yani ne yapacağım, ne yapacağız, kime güveneceğiz artık, hani şaşırmış durumdayım. Geçen sene de aynı bu olaylar herkesin başına geldi. Sadece bizim başımıza da değil. Hani biz burada videosunu çekiyoruz. İnsanların sesi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hani bizden hariç çok fazla kişide olanlar var ki bunu zaten en net görebileceğiniz ortam Facebook'taki üretim grupları var. Muhabbet kuşlarının veya acil yardım grupları var. Ya toplu ölümler oluyor, yuvada yavru ölümler oluyor ya da anaç ölümler oluyor. Bizde şu an sultanlarda bir rahatsızlık başladı. 4 adet sultanım bakın bir anda. Hepsi farklı farklı kafeslerde. Ve hepsi bir anda rahatsızlığa yakalandılar. Hemen gösterelim sizlere. 2 tanesi ciddi. 2 tanesi şu an orta boyutlarda. Ciddi olanlardan bir tanesi burada arkadaşlar. Ele alışık bir tane papağanımız vardı. Biri bu. Diğeri de mutasyon olarak en pahalı papağan türlerinden bir tanesi. Elle beslemeyi de yaptık. Hani kendileri beslenemiyor halsiz oldukları için. Elle beslemeyi de yaptık ama kursakları artık mamayı kabul etmiyor. Besini kabul etmiyor. Tekrardan geri çıkartıyor. Bakın arkadaşlar bir şırınga mama bastık. Çok da basmadım. Bir şırınga bastım. Hayvanı yormayayım diye. Bakın buralar hep kustu. Gözüküyor zaten. Karşı duvara bakın arkadaşlar. Karşı duvar komple aynı şekilde mama çıkarttık kuşumuz. Şu anda da gördüğünüz gibi halsiz bir şekilde duruyor, uyuyor arkadaşlar. İlaç olarak ne kullanıyoruz sizlere onlardan göstereceğim ama hani yani bıktık, her sene sürekli aynı şeyler oluyor. Sadece bizde de yani bu yeme bir şeyler karıştırıyor artık, ne yapıyorlar bilmiyorum. Yeni açtığımız yem daha bir haftada kurtlanmaya, kelebeklenmeye başlıyor. Kurt olduğu zaman zaten hayvanı yavaş yavaş içten içe öldürüyor arkadaşlar. Hani bu olay şimdi bizim başımıza da geldi. Bakın daha yemlerini yeni koydum. Yani yemlikleri falan full yeni temizledim. Kafes temizliği yaptım. Yemeden direkt döken kuşlarımız var bakın arkadaşlar. Mesela burada var. Bakın yemliğin altı yeni dolmuş. 5 dakika oldu daha temizleyeli. Gördüğünüz gibi gene aynı şekilde dolmuş. Sağ altı gösteriyorum bakın gene aynı şekilde dolmuş. Hani kuşlar da anlıyorlar, yemiyorlar. Yemde bir sıkıntı var. Başka bir şeyden şüphelenmiyorum çünkü temizlik desen temizliği hani biraz kendini beğenmişçe konuşacağım ama temizliği benim kadar yapan yoktur arkadaşlar. Bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Instagram'daki takip edenler bilir. YouTube'dan takip edenler bilir. Yani haftanın bir veya iki günü minimum bir gün, maksimum iki gün kafes temizliğim vardır. Normal sadece alt tepsilerini falan temizleme değil. Tellerine varana kadar kafesin bütün her yerinin tozunu alırım arkadaşlar. Toz bırakmam kafeslerde. Şöyle gösterelim hatta yakından. Odaklayayım sizlere. Her şeyi falan da gösterelim. Her yeri sileriz arkadaşlar ama bakın buradakiler de kusmuş mesela. Telleri görüyorsunuz. Teller parlıyor. Hani ıslak mendille teker teker her yerin tozunu alıyorum. Akıllı yemliklerin dahi arkadaşlar. Bakın akıllı yemliklerimiz de temiz. Parlıyor. Temizlemediğiniz zaman nasıl bir hale olduğunu görüyorsunuz zaten. Tozlanıyorlar. Şu an parıl parıl parlıyorlar. Hani kafes temizliği yapıyoruz. Temizlikten dolayı sıkıntımız yok. Tek şüphemiz yemden dolayı ki bu da zaten şüpheleri artıran şeyde Facebook gruplarındaki gördüğüm gönderiler. İç parazite çeviriyor hayvanları. Daha sonra da ölüm oluyor zaten. Şu an dediğim gibi iki tane ağır papağanım var. Biri yani aşağıdaki kafesi olan, biri buradaki, diğeri de diğer takımda buradaki arkadaşlar. Dişili erkekli bunlar. Bunları da besledim. Bunların birazcık iştahı var. Beslediğim bütün papağanlar tekrardan kustu arkadaşlar. Bu muhabbet kuşumuz vardı. Hastalanmıştı. Gene aynı böyle bir hastalıkta. Onu kurtardığımız ilaç ve mama takviyeleriyle aynı ilaçları tekrardan verdik. Ama bunlar kustular. Bakın yaptığım karışımı da sizlere şöyle gösterecek olursam. Şöyle geçelim hemen bu ilaçlarımızın olduğu bölüme. Şöyle odaklayalım arkadaşlar. Bakın burada E. coli stop var. Ani ölüm veya bu E. coli bakterisi var arkadaşlar. Bu siyah dışkı problemi yani. Onun için kullanılan ve ani ölümlerde kullanılan bir ilaç. Bu mamanın içerisinde oluyor. Arkadaki mamamızı da görüyorsunuz zaten. Markasını falan da görüyorsunuz arkadaşlar. Piyasanın en pahalı maması diyebilirim sizlere. 800 gramı 180 lira falan olması lazım şu anki piyasası. Bu mamadan yapıyoruz. İçine bundan katıyorum arkadaşlar.
Mamanın probiyotiği var ama ekstra ben de probiyotik ekliyorum. Kendi probiyotiğim de var burada gördüğünüz gibi. Bu probiyotikten veriyoruz. Onun haricinde yanında bir de arkadaşlar hemen şöyle diğer ilacımız nerede onu görmeye çalışıyorum. Tetra. Çok az da bundan veriyorum. Bu da gene aynı şekilde E. coli'ye iyi geliyor. Bu ilaçları karıştırıyoruz. Suyuna sadece bunu veriyorum bu arada. Suluklarına sadece bu var. Hepsini mamada birleştirip kuşlara takviye ediyoruz. Onun haricinde mesela buradan soracağınız sıradan gösterelim. Sedekol bu karaciğer rahatsızlığında veriliyor arkadaşlar. Şu an bir tane papağanım var. Ona uyguluyorum. Bunların ikisi multivitaminleri. Birisi karaciğer destekli. Birisi normal multivitamin. Oradigest var. Versailles Lagan'ın gene. Bunların hepsi marka ürünler arkadaşlar. Renfrate was komple. Bu sadece Metolium Forte. Bu Renfrate'in değil. Versailles Lagan'ın ürünü var. Burada Versailles Lagan'ın kalsiyumu var. Bu da kalsiyum eksikliği durumlarında kullanılıyor. Hazır gelmişken, kapağı açmışken gösterelim. Oradigest bağırsak düzenleyici yaptığınız mamalara koyuyorsunuz. Bu da tüyleri yiyen yani muhabbet kuşlarınız veya sultan papağanlarınız varsa onların mamalarına ekliyorsunuz. Arkada da toz şekli var. Animal Oil diye yazıyor. Ondan kullanıyorsunuz. Buradaki sağlık tohumumuzdur. Üstte de gene bir tohumumuz var. Arkada da Foni Poli tohumumuz var. Hani burası bayağı pahalı bir dolap diyebilirim sizlere ama olması gereken de vitamin ve ilaç takviyelerin bulunduğu bir dolap arkadaşlar. Hastalıklarda gördüğünüz gibi bunlardan kullanıyoruz. Kurtardığımız kuşlar tabii ki var. Çok fazla kurtardık. Buna en güzel örneği size en yakın zamanda kurtardığımız kuşu gösterebilirim. Bakın karşıda gri bir tane kırık şov erkek yavrumuz var. Hani önceden takip edenler bilir. Bu hayvanın bildiğiniz salmadan ölüsünü aldık ve şu an hani Allah'a şükür gayet sağlıklı bir hayvan. Sultanlara da aynı şekilde ona yaptığımız tedaviden uyguluyoruz arkadaşlar. Sabah ve akşam bir veya yarım şırınga kursaklarına direkt ilaç basıyoruz. Bugün başladık sultanlarımıza ama hepsi kustu. Daha sonrasında mamadan 10 dakika sonra ikisi kursak direkt kursaklarına bu E. coli Stop isimdeki ilacımızdan kursaklarına ilacı basıyoruz arkadaşlar. Elle besleme aparatımız var. Onu da sizlere gösterecek olursak şöyle hemen göstereyim. Nasıl bir şeye benziyor. O da böyle bir alet arkadaşlar. Böyle bir aparat. Şu an ucundaki muhabbet kuşları için en son bir yavrumuz vardı onu besledim. Sultanlar için ayrı olan bir uç var. Ben de şu an odaklayabilirsek eğer. Ben de şu an 5 veya 6 da olabilir. Şu ucunun aparatı var arkadaşlar. Farklı farklı boyutlarda. Hani anaç kuşlar için ayrı bir aparat var ucunda. Yavru kuşlar için ayrı. Sultanlar için ayrı. Yavru sultanlar için ayrı aparatlar var. Hani şu an ucunda duran da muhabbet için olan aparattı. O elle besleme aparatıyla sultanların direkt kursaklarına mamayı ve ilacı basıyoruz arkadaşlar. Kendileri zaten şu an beslenemiyorlar dediğim gibi ben besliyorum. Ama hani bıktık yani bu hani her senenin tekrardan niye yapar ki insanlar bunu anlam veremiyorum. Amaç büyük ihtimalle yerli üreticiyi bitirmek ama buradan da söyleyeyim bunu düşünen de fikir olarak kullanan da kişiye hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Bunu buradan açık ve net söyleyebilirim. Çünkü çok kişinin aklına gidiyorlar. İnsanlar hani tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Ve bir anda bütün emekleri suya düşüyor arkadaşlar. Biz hani kaybımız geçen sene kaç tane oldu? 2 tane anaç muhabbetimiz ölmüştü. Ama bizim gibi kurtaramayanlar da var. Hani çok yakından tanıdığım biri var. İsim vermeyeyim ben şimdi sizlere. Kuşlarında sadece dişler vardı arkadaşlar. 16 adet dişisi ölmüştü arkadaşlar. Erkek ve dişleri dinlendirmek üzere salmalara ayırmıştı. 16 adet dişi kuşu ölmüştü ve üretim ondan sonra zaten bıraktı adam. Hani psikolojik olarak zaten çöküyor. Hani maddiyet açısı da var ama psikolojik cidden çok kötü etkiliyor adamı arkadaşlar. İnsan çok kötü etkiliyor. Ondan sonra toparlanamıyorsunuz ya da çok zor toparlanıyorsunuz. Biz gene çok az kayıplarla geçirmiştik geçen sene. Bu sene inşallah öyle bir kayıp yaşamadan geçirebiliriz. Dediğim gibi bu yemden dolayı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bakın yemi daha yeni açtım. Hatta çuval atmasam gösterirdim sizlere. Yemi yeni açtım. Daha bir hafta 10 gün olmamış. Yemde kurtlanma meydana geliyor ve her sene böyle sezon bitmeye yakın yapılıyor bu oyun. Hani anlam vermiş değilim. Ama dediğim gibi böyle bir şeyi planlayan ve yapana hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Bunu buradan açık yürekliyle söyleyebilirim. Çünkü ya yazık yani hayvanlara. Şunlara baksanıza. Bu hayvanların suçu günahı ne diyeceksiniz. Onun yanında çok çok olay oluyor tabii ki ama bakalım inşallah şimdi dediğim gibi ilaç ve vitamin takviyemiz başladı. Zaten ben erkenden fark ettim. Bir de aslında konduramadım çünkü yemi daha yeni aldım. Sürekli aldığım yem. Sürekli aldığım kapalı yem bir de arkadaşlar. Hani olmaz diye düşündüm ama cidden yeni aldığım paketten de kurtlanmış bir şekilde yemi görünce artık hani şoka uğradım diyebilirim. Daha kime güveneceğiz diyebilirim arkadaşlar. Hani çok konuşacak da bir şey yok aslında. Şimdi hayvanları kurtarmaya çalışıyorum. Bütün bir güçle sabah akşam dediğim gibi beslemelerini yapıyorum. Bakın hatta
beslediğimi buradan anlayabilirsiniz. Probiyotik biliyorsunuz kahverengi oluyor arkadaşlar. Direkt kursaklarına bastım. Dışkılar kahverengi çıktı gördüğünüz gibi. Probiyotikli mamalarını veriyorum arkadaşlar. İlaç var içinde, gösterdim sizlere. Siz de bu şekilde ilaç ayarlayabilirsiniz. Ecoli Stop özellikle tavsiye ederim. Ani ölümlerde ve Ecoli bakterisi olan hastalıklarda çok çok faydalı bir ilaç. Çok fazla kuş kurtardık. Sizlere de tavsiye ederim. Tekrardan söyleyeyim. Bakalım uğraşmaya devam edeceğiz. Bu arada İstanbul'a 6 adet kuş gönderdik arkadaşlar. Buradan 4 tane yavru gitti. Bir de takım gitti. Yani 2 tane anaç kuş gitti arkadaşlar. 6 adet kuşumuzu biraz önce otogardan geliyordum. Kuşları gönderdim. Burada Japones pençetimiz vardı. O gitti. Onun haricinde mavi bir yavrumuz vardı. O gitti. Aşağıdan bir takım gitti. Lütuna dişim vardı. Bir tane mavi spangle dişim vardı. O gitti arkadaşlar. Diğerleri henüz duruyor. Kendimize ayırdığımız yavrular zaten burası komple. Onun haricinde şu an gönderebileceğim kuş yok arkadaşlar. Ama yakın zamanda olabilir tabii ki. Onun da duyurusunu buradan yapalım. Bakın mesela şeyi söylemeyi unuttum. Bakın papağan yem yerken gördüm. Şu an önlerinde duran arkadaşlar sağlık tohum. Biraz önce dolapta gösterdim ya. Sağlık tohumunun içerisinde 14 farklı tohum var arkadaşlar. Bu kara indiba olsun, süpürge tohumu olsun. Hani çeşitli çeşitli tohumlar var ve hayvana direnç kazanmasını sağlıyor, kazandırmasını sağlıyor. Sadece sağlık tohumu yiyorlar. Yulaf bile yemiyorlar şu anda. Sağlık tohumumuz da bitmek üzere. Sipariş geçtim. Aynı şekilde dallarımız da bitmişti. Dalları da sipariş geçtim. Dalları ve sağlık tohumu üzerine bir beslenme yolu çizeceğiz hayvanlarımızı. O şekilde besleyeceğiz. Sularında zaten söylediğim gibi Ecoli Stop var. Diğerlerinde şu an sade su var. Bakalım inşallah toparlayabileceğiz ama şu an dediğim gibi ağır olarak gördüğüm, hatta kurtarılması çok güç gördüğüm 2 adet papağanım var. Bir tanesi yukarıdaki YFPH, bir tanesi aşağıdaki Lütino. Şu an sağlık tohumu yiyor. Bunlar bugün bayağı bir sağlık tohumu yediler. O yüzden bunlardan birazcık güvenim arttı. Kurtulacakları yönünde ama dediğim gibi beklemeye devam edeceğiz. Elimizden geldiğince gene çabalamaya devam edeceğiz. İnşallah onları da bu kuşumuz gibi kurtaracağız arkadaşlar. Şu anda keyif keyif ötüyor hayvanımız. Onlar da aynı şekilde olurlar umarım. Evet, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Başınız ağrıttıysam, şişirdiysem kusura bakmayın ama cidden çok hani insanın moralini bozan olaylar bunlar. Ve kendinizin de görüp okuduğu şeyler olduğu için, hani biliyorsunuz ama bir şey yapamıyorsunuz ya. Öyle olduğu için insanın biraz daha zoruna gidiyor ama inşallah yakın zamanda o olaya da bir el atacağız diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.